özellikle böyle bir hayır işinde iyilik medeniyetinin evlatları olarak bulunmaktan büyük bir onur duyuyoruz. Burada üşüyoruz belki ama bilmenizi isterim, Afganistan'da şu anda 12.9 milyon çocuk üşüyor. 39 milyon nüfusun 24 milyonu insani yardıma muhtaç. Sayın Cumhurbaşkanımız bu talimatı verdiğinde biz bu kışta oradaki kardeşlerimizi yalnız bırakamayız dedi. Biraz önce Büyükelçimiz Afganistan Türkiye'nin kalbidir dedi. Biz tesadüfi bir coğrafyada yaşıyor değiliz. Biz yalnız bir millet de değiliz. Tarihimiz var, kültürümüz var, inancımız var. İnancımızın ve değerlerimize öğrettikleri ve emrettikleri var. Bizim onlardan sarf-ı nazar etmemiz ve bu coğrafyada huzurumuzu sadece bu coğrafyaya ait düşünmemiz belki de yapacağımız en büyük gafletlerden birisidir. Onun için Kızılay'ımız başta olmak üzere AFAD ardından ve burada bulunan sivil toplum örgütlerinin tamamı bir uçakla yıllardır oradaki huzuru gerçekleştireceğim diyerek nasıl oradan kaçacağını bilemeyenlerin yüzüstü bıraktığı ve esas itibariyle de ne olursa olsunlar diye kaderlerine terk etmeye çalıştığı oradaki kardeşlerimizi bizim yalnız bırakmamız mümkün değildir. Kim ne derse desin. Onun için hem Afganistan Büyükelçimiz burada, hem buradaki sivil toplum örgütlerimiz işin başından itibaren bu kıştan endişe edildiği gibi, aynen İdlib'de endişe edildiği gibi, aynen Yemen'de endişe edildiği gibi, aynen Bangladeş'te, Somali'de endişe edildiği gibi ve dünyanın birçok yerinde endişe edildiği gibi, Allah razı olsun, hem vicdanlarını hem iyilik anlayışlarını bu noktaların her birine taşımak için çaba sarf ediyorlar. Biz Batı medeniyeti gibi vicdanını askıya alan bir millet değiliz. Bunu altını çizerek söylüyorum. Onlar her meseleyi kendilerini korumak adına yapıyorlar. Oysa biraz önce Büyükelçimiz söyledi, Diyanet İşleri Başkanımız daha çerçevesi geniş olanını söyleyecektir. Bize öğretilen insanların en hayırlısı insanlığa faydalı olandır, hayırlı olandır. Onun için bu konuda Allah razı olsun, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatından sonra Sayın Bakanımız biz bu işe talibiz, biz getiririz dedi. Bütün sivil toplum örgütleri biz işin içerisinde oluruz dediler. Ve bu tren ilk sefer olarak başlıyor. İkinci sefer öğleden sonra olacak ve bu tren devam edecek. Ama milletimizden istirhamımız şudur. Dünyanın her tarafında bu büyük millet, bu asil millet, iyilik medeniyetinin evlatları, tarihi, kültürel, dini, birliği olanlara yardımı hemen götürmeye çalışan, dünyanın neresinde ırk, cins, dil, din ayrımı gözetmeksizin her yere elini uzatan asil bir millettir.